Merhabalar sayın seyirciler, dinleyiciler, ee, Radyo Gedik e, ikinci kariyer yolu programıma hoş geldiniz. Ben Steve Moroz ve ee, yaklaşık 30-40 dakika sizinle geçireceğim bugün. Bugünkü konum <laughs> mülakat teknikleri, yani iş görüşmeleri. Ee, bu çok çok önemli bir konu ve... Umarım ki sizi biraz aydınlatabileceğim bu konuda. E, mülakatlar, iş görüşmeler, e, genelde büyük bir stres kaynağı. Yani inşallah bu atölyeden sonra bu durum değişir. Biraz daha sakin ve rahat olacaksınız bu konuda. Yani stresli bir olaydan önce, yani hazırlık yaparsanız eğer, bu stres seviyesi çok düşer. Ya da yok olur bile. E, bugün bir İş görüşmesi için nasıl hazırlayacağınız biraz anlatacağım. Ve umarım ki artık daha rahat ve daha başarılı olursunuz mülakatlarınızda. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Çoğu mülakat eğitimlerinde e, profesyonel bir mülakat nasıl işlendiğini anlatılır. Ve adaylar nasıl hazırlanması gerektiğini anlatılır. Ben de tabii ki bundan bahsedeceğim. Ama gerçeği şu ki çoğu mülakatlar profesyonel şekilde yönetilmez. Yani onun için bugün size hem iyi hem de pek iyi olmayan mülakatlar için nasıl hazır olacağınızı anlatacağım. Şimdi ilk başta mülakatlar niye bu kadar önemli? Onu anlatmak istiyorum. Yani bu konu niye çok önemlidir? İş arayışınız için çeşitli başarı faktörleri var. Yani pasta grafiği olarak düşünürsek, yani tecrübe var, minik bir dilim, eğitim, çevreniz tanıdıklarınız yani torpil denir, ee, yabancı dil bilginiz, e, ön yazınız yani cover letter diyoruz İngilizce, özgeçmişiniz, CV'niz, bunlar çok çok önemli. Ama bu pasta grafiği bakarsak, en önemli faktör iş arayışınızda mülakattır. Kesinlikle mülakat. Neden bu kadar önemli? Yani herkes diyor ki ya ama benim CV'im iyi ise bu işe alınacağım. Ya da çok güzel bir ön yazı hazırlarsam bu işe alınacağım. Ya da torpilim varsa tanıdığım varsa. Ee, yani bunlar tabii ki önemli ama büyük resmi bakarken... E, mülakatın yanında da bunlar küçük kalıyor. Yani en önemli şey mülakat. Nedeni şu ki e, bu olay, bu görüşme e, size mülakat yapan kişi için çok önemli bir fırsat. E, sizin amacınız burada çok iyi bir izlenim bırakmak. Bu görüşmede sizi tanıyacaklar. İlk ve çok önemli bir izlenim olacak onlar için ve en önemlisi açık pozisyon için uygun bir aday olup olmadığınızı tespit edecekler. Ve her zaman bu pozisyon belli değildir. Yani bazen mülakatta siz kör uçuyorsunuz. Yani kör uçuyorsunuz denebilir. Yani pozisyon bilmiyorsunuz. Hangi pozisyon için mülakat olduğunu bilmiyorsunuz. Bir şirket sizi çağırıyor. Oraya girdiniz. Yani tabii ki benim tavsiyem ilk başta sorun. Hangi pozisyon için beni çağırdınız ve biraz hazırlık yapabilirsiniz. Ama bazen şirket bile bilmiyor. Yani özgeçmişiniz aldılar, elini geçti, ee, diyorlar ki, ha bu ilginç bir aday, onu çağıralım. çeşitli pozisyonlarda uygun olabilir. Emin olamazsınız. Yani bu kararı seni istiyorlar mı yoksa değil mi? Özellikle üç önemli faktöre göre yapacaklar. Tüm mülakatlarda genelde bu şeylere aranıyor. Davranış tarzınız yani kişiliğiniz uyumlu mu? Doğru mudur? Gerekli yetkinlikleriniz yani becerilerinizi, yetenekleriniz var mı? Ve bu iş için motiveli misiniz, hevesli misiniz bu pozisyon için? İşte bu üç şey çok çok önemlidir mülakat için. ...kişiliğiniz, yetkinlikleriniz ve motivasyonunuz. Çok önemli üç faktör. Ve bunları tekrarlayacağım bugün galiba. Ee, şimdi okey, mülakat niye önemli olduğunu anlattım. Ama mülakat nedir tam olarak bir iş görüşmesi? Nedir? Yani bir mülakatın amacı... İş başvuran aday ile açık pozisyon arasında uyum olup olmadığını tespit etmektir. Yani bu uyumu üç kritik faktöre göre tespit edilir. Bu üç faktör ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Yani az önce anlattım. Adayın yetkinlikleri, yani yetenekleri, becerileri. Adayın motivasyonu, yani hevesli mi bu pozisyon için? istiyor mu? kalacak mı yani işe alsak bu adamı burada kalacak mı yani bizimle beş yıl kalacak mı yoksa sıkılıp ayrılacak mı yanlış pozisyon diye. Ve üçüncü şey adayın kişiliği, davranış tarzı. Şimdi bu uyumu mülakata katılmadan önce siz tespit etmeniz lazım. Bu üç faktörler, bu uyumu kafanızda net olacak. Siz iş görüşmesine gitmeden önce en az bir iki saat harcayıp şirketi, sektörü, departmanı ve pozisyonu araştırmanız lazım. Ve ismini biliyorsanız eğer görüşeceğiniz kişiye de araştırın ve ona göre hazırlanın. Google'a bakacaksınız, LinkedIn'e bakacaksınız, Ekşi Sözlük var Türkiye'de çok faydalı. Bir sürü dergi var. Çok güzel e, iş dergiler var Türkiye'de. Çok sevdiğim iş dergiler. İşte Platin, Para Kapital, Ekonomist gibi, Fortune gibi e, dergilerde çok bilgi e, alabilirsiniz. E, i̇şte şirketler hakkında, e, görüşeceğiniz kişi hakkında. Ama ben bir e, uyarı vermek istiyorum. Yani buluşacağınız kişinin ismini biliyorsanız eğer... ...girip o kişi hakkında araştırma yapabilirsiniz. O kişi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ama aslında komik bir hikaye anlatacağım. Bana bir gün olan bir şey. Ee, bir mülakatları yapıyordum. Açık bir pozisyon vardı. Ben insan kaynaklar danışmanı olarak çalışıyordum. Ve bir şirket için mülakatları yapıyordum. Yani insanları çağırdım işte onlarla bir saatlik mülakat yapıyorum. Biri geldi bir klasör ile. Ve o klasörün içinde benim tüm hayatım vardı. Hem de renkli olarak print etti. Benim Facebook sayfam, LinkedIn sayfam, işte benim eşim, arkadaşlarımın fotoğrafları vardı. Adam şeyi göstermek istedi bana. Yani ev ödevini yaptı, araştırdı, beni tanıyor. Ama o biraz fazla oldu çünkü inanın heriften korktum. <laughs> yani fazla abartmayacaksınız. Yani görüşeceğiniz kişi hakkında biraz bilgi alacaksınız. Ama fazla şey olmasın detektif gibi araştırmanız gerek yok. <laughs> Bir de bu çok çok önemli ve bazı insanlar bunu ihmal ediyor. Aslında çoğu insanlar bunu ihmal ediyor. Bir mülakata gitmeden önce kendi özgeçmişlerinizi göz atıp bilgileri tazelemeniz ...çok faydalı olur. Aklınızda olsun bu bilgileri. Yani bilgiler taze olsun. <laughs> Bununla beraber biraz beyin cimnastiği yapıp... ...kim olduğunuz ve yapmak istediklerinizi düşünün. Ee, geçen programımda anlattığım kariyer hedefi oluşturma egzersizleri var ya... ...çok faydalı bunlar. Yani çok faydalı bir araç bunun için... Yani kim olduğunuzu fark etmek, ne yapmak istediğinizi fark etmek bu egzersizler çok önemli. <laughs> Şimdi mülakatı girince bu pozisyon ile sizin aranızdaki uyumu doğru şekilde değerlendirileceğine nasıl emin olabilirsin? Yani bunu mülakat yapan kişiye mi bırakacaksınız o karar? Şöyle siz doktora girince. Bu doktor işini bildiğine inanıyorsunuz. Diploması var, eğitimi var. Yani işi bilir. Dişçiye gidince aynı. Ya da bir araba tamircisine, bir mimara, psikologa, avukata girince... ...siz emin olabilirsiniz ki işi biliyorlar, profesyoneller. Yani bununla beraber bir iş görüşmesine gidince yine... ...o mülakat yapan kişi eğitimli, yetenekli, tecrübeli bir mülakatçı yönetici olacağını tahmin ediyorsunuz. Öyle değil mi? Ama maalesef bu her zaman geçerli değil. Çoğu zaman size mülakat yapan kişi profesyonel bir mülakatçı değil. Yani belki ilk defa mülakatlar yapıyorlar. <laughs> i̇lk bilmeniz gereken şu ki çoğu mülakatçılar yetenekli yetkin mülakatçılar değildir. Bir de yetenekli tecrübeli mülakatçılar eğer bile ee, İyi olanlar bazen kötü bir gün geçiriyorlar ya da çok yoğunlar. Yani bu sizin için ne demek? İşi başvuranlar için ne demek? Demek ki bu iş size düşer. Siz bu mülakatın başarılı ve faydalı olmasını sağlayacaksınız. Bu sorumluluk sizin. Yani kendinizi kötü bir mülakat da buluyorsanız kontrolü ele alıp yine iyi bir izlenimi Bırakacaksınız. Bu sizin sorumluluğunuz. <laughs> Şimdi kötü kötü mülakat ne demek? Yani belki mülakatçı size Allah kasız ahmak sorular sorar. Yani spor sever misiniz? Hangi filmleri beğeniyorsunuz? Burcunuz ne? Eminim ki başaksınız gibi sorular gelebilir. Ee, ya da belki o mülakatçı mülakat yapan kişi sırf gevezelik yapar. Yani doğru düzgün soru sormaz. Yani, o, senin yaşındayken böyleydim, şöyleydim. Bu şirketi çok seviyorum. Ya bu işi başlayınca ben böyleydim. Ve soru sormuyor ve hiç yetkinliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşamazsınız orada. Sonra mülakat bitti, çıktın ve eyva hiçbir şey anlatmadım diyorsun. Ya da belki bu mülakatçı dağılır, sizi hiç dinlemiyor belki çok yoğundur, belki işi düşünüyor, belki eşi ile kavga ediyor ve orada bir şeyler anlatıyorsun, anlatıyorsun ve hiç dinlemiyor. Peki ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz öyle konularda? Kötü mülakatları nasıl iyi mülakatları dönüştüreceğinizi anlatacağım biraz şimdi. Özellikle ve özellikle tavsiyem şu ki ...odanızı kendinizden alıp mülakat yapan kişiye koymanız gerekiyor. Bu çok zor olabilir. Yani herkes kendini odaklıyor. Özellikle mülakatta çok streslisin. Yani kendine bakıyorsun. Acaba beden dilim doğru mu? Doğru kravat mı giydim? Doğru oturuyor muyum? Ama diğer insana odağınızı koyarsanız eğer fark edeceksiniz ki birden stres seviyenizi düşer. Daha rahat oluyorsunuz kendinizi değil öbür kişiye bakıyorsunuz. Uyanık ve bilinçli olmanız lazım ve empati kurmanız lazım. Durumunuzu tarayıp anlamanız lazım. Kendiniz hakkında düşünmeye bırakın ve öbür kişi hakkını düşünmelisiniz. Yani o kişi iyi görünüyor mu? Mutlu görünüyor mu? Uykusuz mu görünüyor? Belki akşamdan kalması var ya da belki başı ağrıyor, hastadır. E ee, yani bu şeylere odaklarsanız er, hemen rahatlayacaksınız. Kendinizi değil o insan hakkında merak etmeye başlayacaksınız. Ve bu beden dilinizde belli olacak. Ve karşınızdaki kişi bunu takdir eder. Yani ona önem verdiğinizi fark edecekler. Rahat olduğunuzu da fark edecekler. İyi beden dili içten gelir. Sahte olamaz. Yani sürekli e, öğrenciler bana gelip soruyorlar. Beden dilim nasıl olmalı, nasıl oturmalıyım, beden dili sırlarını paylaş. Bu içten gelir. Rahat ve sakin olursanız eğer, beden dilinizden belli oluyor. Ve gülümsemeyi unutmayın. Bu çok çok önemli, çok önemli. Gülümseyin. Yani mutlu insanları istiyorlar. Yani çoğu mülakat yapan kişiler bakıyorlar bu insan... Mutlu bir insan mı, neşeli bir insan mı, kavgalar mı yaratacak burada mı yoksa neşe katacak mı şirketimize? Gülümseyin. Kötü bir mülakatçıya rağmen iyi mülakat sonucunu sağlamanızın püf noktaları şunlar. Bir, odağınızı dışarıya atın. Mülakatçıya odaklayın. İki, uyanık olun. Dikkatli olun ve empati gösterin. Etrafınıza bakın. Ve durumu Analiz edin. Mülakat yapan kişi hakkında düşünün. Ve en önemlisi, bu bilgileri aldıktan sonra etkileyici şekilde üç önemli mesajları vereceksiniz. O 3 mesaj ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? 1. Bu iş için doğru yetkinlikleriniz var. Doğru yetenekleriniz, becerileriniz var. 2. Bu iş için heveslisiniz motive oldunuz. Ve üç, doğru davranış tarzınız var. Doğru kişiliğiniz var bu pozisyon için. Bu üç şey tekrarlıyorum çünkü çok önemli. Mülakat bitince. Emin olmanız gerek ki mülakatçının kafasında üç şey gayet net oldu. Bu iş için doğru yetkinlikleriniz var. İki, bu işi için motivelisiniz. Ve üç doğru davranış tarzınızı kişiliğiniz var. Şimdi az önce kötü mülakatların örnekleri verdik. İşte alakasız soru soran kişi var diye. İşte spor sever misiniz? Ne gibi filmleri beğeniyorsunuz? Siz orada direksiyonu alıp kontrol almanız lazım. Mesela o kişi alakasız bir soru sorduktan sonra diyebilirsiniz ki. ...X şirketinde yaptığım başarılı stajım hakkında konuşayım isterseniz. Bence bu açık rolünüzü çok alakalı olur. Orada ne gösteriyorsun? Yetkinliklerini. Ya da orada şöyle söylersiniz. Buradaki çalışanlar güçlü takım ruhunuzdan bahsetti. Bu iş ortamınız tam bana göre. Yani demek ki bu kişi ev ödevini yaptı. Şirket hakkında biraz bilgi aldı ve takım ruhundan bahsedebildi e, mülakatta. Bu ne gösteriyor? Onun davranış tarzı, kişiliği yani takım ruhunu önem veriyor. Ya da o kişi diyebilir ki bu aday diyebilir ki bu pozisyonunuz için, e, bu pozisyonunuz kariyer hedefimi için çok uygundur. Ve nedenlerini verecek. Bu ne, ne gösteriyor? Hevesli olduğunu, motivasyon. Yani bu taktikleri kullanacaksınız ki kötü sorular geliyorsa eğer bile e, iyi izlenimi bırakabileceksiniz. Ya da gevezelik yapan kişi var ya örnek verdim az önce. İşte ya bu şirkette 20 yıl çalışıyorum sizin yaşınızdayken bla bla. Böyle geveze, gevezelik yapıyor ve hiç yani kendinizi gösteremezsiniz orada. Ne yapmanız lazım? İyi bir taktik. E, o kişinin sözünü e, işte kibar şekilde kesmek. <laughs> Mesela diyebilirsin ki orada... E, ...ah bu hikayeniz kariyer hedefimi hatırlatıyor. Bu açık rolünüz çok uyumluyum çünkü... ...yani bir anlatacaksınız. O motivasyonunuzu gösteriyor, hevesinizi gösteriyor. Ya da öksürebilirsiniz. <laughs> Aslında Covid var şu anda öksürmeyin. <laughs> Ama böyle sözünü girebilirsiniz. Pardon sözünüzü kestim ama özgeçmişimdeki bir tecrübeden bahsetmek isterim. Çünkü oradaki geliştirdiğim yetenekler bu rolü çok alakalı. Yani orada yetkinliklerini gösteriyorsun ısrarla. Ya da diyebilirsin ki bana net oldu ki kişiliğin bu işi için çok uyumlu çünkü ve davranış tarzınızı kişiliğinizi gösteriyorsunuz orada. Ama bunları yapabilmek için ev ödevinizi yapacaksınız. Şirket hakkında, pozisyon hakkında, kültür hakkında biraz okuyacaksınız önce. Şimdi biz dedik ki belki bu kişi e, dağıldı. Başka bir şey düşünüyor, iş düşünüyor. Yani hiç kulak vermiyor. Orada bazı taktikleri var. Mesela adamın ismini söyleyebilirsiniz. Yani bir ismini, sen ismini duyunca hemen dikkat ediyorsun. Ya o adam dağılıyor işte odanın bir köşesine bakıyor. Ee, diyeceksiniz ki Ahmet Bey bu iş için e, iki nedenle uygun olduğumu inanıyorum. Bu nedenleri sizinle paylaşabilir miyim? Yani o ilgisini odasını geri çektin. Ve orada yetkinliklerini anlatabilirsin. Ya da bu pozisyon için çok hevesliyim Ahmet Bey. Kabul ederseniz ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ve orada ...motivasyonunu, yani hevesini gösteriyorsun. Ya da soru sorabilirsiniz. Yani bir insan dağılınca, soru sorunca... ...geri dön, ah, bana bir şey soruldu. Mesela ne tarz ile en iyi geçiniyorsunuz Ahmet Bey diye sorabilirsiniz. Ve orada kişilikten, davranış tarzından bahsedebileceksin. Özet olarak... ...mülakatı gitmeden önce... ...şirketi, sektörü departmanı, yöneticiye, takımı ve görev tanımı yani elinizde varsa görev tanımı araştırın. Emin olun ki sizin yetkinlikleriniz, motivasyonunuz ve kişiliğiniz uyumludur. CV'nize yani özgeçmişinizi göz atın ve önemli ayrıntıları hakkını haf hafızanızı tazeleyin. Çünkü bunları unutursunuz mülakatta. Ve mülakattan çıkmadan önce emin olun ki o mülakatçı ne kadar iyi olursa, ne kadar kötü olursa o mülakatçı yetkinliklerinizi, motivasyonunuzu ve kişiliğinizi net şekilde biliyor. Şimdi birazcık yetkinlik bazlı mülakatlarından bahsedeceğim. Davranışsal mülakatları işte kötü mülakatlardan bahsettim. İyi mülakatlardan bahsedeyim şimdi. Yani iyi iş görüşmelerinde yetkinlik bazlı sorular sorulacak. İlk başta yetkinlik nedir? Sürekli bu söz kullanıyorum yetkinlik. Yetkinlik nedir? Yani basitçe bir görev için önemli olan bir yetenek, beceri, kişilik özelliği, tavır, yaklaşım ya da bilgi. Yetkinlik bu demek. Yani bazı yetkinlik örnekleri e ee, yenilikçe düşünmek, e, proaktif davranmak, Hedef odaklı olmak, e, dayanıklı olmak, e, çatışma çözümlenmek. Bunlar yetkinlikler Ve yetkinlik bazı mülakatta ya da davranışsal mülakat denir. Böyle yetkinlik hakkında sorular soruluyor. Bu sorular nasıl sorulur? Özellikle şöyle, Star soru şekli var. Star demek situation, task, action, result. Yani durum, iş, hareket, sonuç. Türkçesi diğiz. Star. Yani ne demek? Yani basitçe bir hikaye anlatmanız lazım. Şimdiye kadar kariyerinizde bu yetkinliği gösterdiniz mi? Evriliyse ne zaman oldu? Neredeydiniz? ne yaptınız ve bu hikaye nasıl bitti? Yani durum, iş, hareket, sonuç. İngilizcesi situation, task, action, result onun için star diyoruz. Bu hikayeniz kısa tutun. Yani fazla gevezelik, gevezelik yapmayın. En fazla bir dakika. Hikaye anlatacaksınız. Durum neydi? Göreviniz neydi? Yani iş neydi? Ne Aksiyon yaptınız, hareket ettiğiniz yani ne yaptınız ve sonuç neydi, nasıl bitti ve de katılıyorsunuz ki ne ders aldınız bundan. Bu çok önemli bir son, yani bilgi olur. Ah, şu dersi aldım ondan falan bir daha yapmam... ya da kesinlikle bunu tekrar yapacağım gibi. O iyi bir e, star e, cevabı tekniği. Şimdi püf noktaları bunlar. Bir odanız Dışarıya olsun mülakatta. Mülakatçı nelere duymak istiyor? Tahmin etmeye uğraşın. Dikkatli olun. Anlamaya uğraşın. Yani o şekilde daha iyi bir cevap verebileceksiniz. Sürekli kendinizi düşünmeyin. Yani mülakat yapan kişiye odaklayın ve ne istediğini tahmin edin. Bir de hemen, ceva hemen cevap vermekten ziyade düşünün biraz. Cevabınızı planlayın. Acelesi yok, sakin olun. Yani bu noktada odağınızı kendinizi koyun tekrar. Tamam, bir soru soruldu bana. Yani böyle hemen e, e, yani konuşmaya başlamanız gerek yok. Biraz sessiz olun, birkaç dakika yani birkaç saniye, yani iki üç saniye düşünün, cevabınızı planlayın. Asla ve asla eleştirmeyin, şikayet etmeyin, diğerleri suçlamayın. Yani dünyanın en kötü patronun olduysa eğer bile, <laughs> o kişi kötülemeyin. Çünkü inanın mülakat yapan kişiler genelde neşeli, olumlu, pozitif, iyimser insanlarla çalışmak istiyorlar. Onun için dedikodu yapmayın, kötü şeyleri söylemeyin. Dinleyin, düşünün, cevaplayın ve olumlu olun. Yani dört kral bunlar. Dinlemek, düşünmek, cevaplamak ve olumlu olmak. Ve tekrarlıyorum gülümseyin. Gülümsemek çok önemli. Yani mülakatta böyle insanlar çok stresli ve çok şey gözüküyorlar. E, nasıl diyeyim? Ruh hastası gibi gözüküyorlar. Yani işte böyle ha, bu kişi ile çalışmak ister miyim istemem. Yani böyle biraz ruh hastası gibi gözüküyor. Onun için özellikle ve özellikle neşeli olun, gülümseyin, pozitif olun mülakatta çok çok önemli. Ve en önemli öğüt, <laughs> en önemli paylaşabildiğim öğüt, yalan söylemeyin. Yalanlar bumerang gibi yani işte böyle Avustralya'da bumerang atıyorlar ve geri dönüp kafana çarpıyor. E, geri teper ve suratını çarpar yalan. Yani asla yalan söylemeyin ki çoğu zaman yakalanacaksınız. Şimdi sonuç olarak mülakatlar ve mülakatçılar kar taneler gibidir. Yani hiçbir kar tanesi birbirine benzemez ve mülakatlar birbirine benzemez. Onun için sırf iyi, iyi, sırf iyi mülakatlar için hazırlık yaparsanız eğer belki hüsran uğrayacaksınız. Onun için kötü bir mülakat için hazır olun. Mülakatlar kar gibi dedim. Yani bazen çok Gayri resmi bir mülakatı gidiyorsun yani herkes kravatlı belki bir grup var orada bir heyet gibi dört kişi bekliyor seni. Bazen çok rahat oluyor işte ne bileyim belki bir e, girişimci bir müdür. İşte bir Led Zeppelin t-shirt, Judas Priest t-shirt, kot pantolon ya da short ve parmak arası flip flop giydi. <laughs> Yani e, ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz onun için her şey için hazır olun. Defter ve kalem olsun. Bu çok önemli. Her zaman ve her zaman defter ve kalem olsun. Not yazmanız gerekebilir ve mutlaka ve mutlaka elinizde en az iki üç tane print özgeçmiş olsun. Elinizde kağıt özgeçmişiniz bulunsun kesinlikle. Çünkü kaç defa oldu ki ee, bir mülakata geç kaldım. Yani ben mülakatçıyım. Aday ile buluşacağım. Yani benim şirketim için. Ve çok geç kaldım. <laughs> Koşarak mülakata girdim. Onun CV'si benim e-mailimde. Print edemedim. Sonra adaya soruyorum. CV'niz var mı? Aa işte gönderdim e-mailde. Öf, ondan sonra ben... Odamı gidiyorum, e-mailimi açıyorum, print ediyorum. Yani bu e, mülakat yapan kişiler meşgul, yoğun. Onun için bu işi kolaylaştıracaksın. Ve onu unutmazlar. CV'ni print edemem, çok yoğunum. Aa, buyurun efendim, elimde bir tane var. Yani bu çok iyi bir şey. Demek ki hazırlık yaptın. Ve ben genelde şöyle söylüyorum. Keep it human. Herkese bunu söylüyorum. K I H. Keep it human. Yani insanlık olsun. İnsanız. Biz robot değiliz. Makine değiliz. Özellikle ve özellikle insanlığı unutmayın. Yani bu ne demek? Göz temas yapın. Gülümseyin. <laughs> Selamı verin. Dinleyin. Aktif dinlemek. Çok önemli bir konu. Aslında aktif dinlemek hakkında bir program yapmak istiyorum ileride. Tokalaşın. Nasılsınız diye sorun ve gerçekten cevabını dinleyin. Merak edin. Dikkat edin. Öbür kişi. Ee, ofisine bakın, etrafına bakın. Bir e, aile resmi var mı? Hobi işaretleri var mı? Ha demek golf oynuyorsunuz. Nerede oynuyorsunuz? Ben de golf oynuyorum gibi. Yani insan olun. Makina değiliz. Sohbet edin, biraz rapor diyoruz, yani Fransızca bir söz İngilizce kullanıyoruz. Rapor yapmak, rapor, rapport gibi. Demek ki biraz sudan havadan bahsetmek, trafikten bahsetmek, hava ee, ofise bakın gördüğünüz bir şey var mı beğendiğiniz bir şey var mı güzel bir resim var mı heykel var mı ya da ne bileyim herhangi bir ödül var mı. Yani insan onun robot gibi. ...olmayın... Bir mülakattan sonra e, bana mülakat yapan kişi bana dedi ki e, işte niye e, senden haber niye sizden haber almadım sonra ve ben dedim ki o kişiye e, mülakattan sonra bana teşekkür ettin mi yok hayır <laughs> bu çok önemli yani mülakattan sonra ...kesinlikle ve kesinlikle... E, ...teşekkür edeceksiniz. Bir, e, aslında kalkınca... ...tokalaşınca... ...vaktiniz için çok teşekkürler. Ondan sonra bir e-mail atacaksınız... ...vaktiniz için e, çok teşekkürler. Ve... <laughs> ...şöyle bir şey var... E, ...soru sormanız gerek... ...mülakatta. Yani mülakattayken biz düşünüyoruz ki... ...sorgulama gibi oluyor. Yani biz soruları alıyoruz... ...ve cevap veriyoruz... Tek taraflı sorgulama olmasın. Yani siz de sorularınızı sorun. Tabii ki gitmeden önce sorularınızı hazırlamanız lazım. Onun için bir defter lazım, bir kalem lazım ki defterinizi bakabileceksiniz. Ee, şirket hakkını biraz araştıracaksınız, pozisyon hakkında. Biraz ev ödevinizi yapacaksınız, sorularla hazır olun. Ee, bir mülakat, başarılı bir mülakat nasıl başarısızlığı dönüşebilir? Şöyle mülakat bitti ve mülakat yapan kişi sizi soruyor. Peki sizin sorularınız var mı? En kötü cevap hayır. <laughs> hayır. Hiç sorum yok. Hiç ilgilenmiyorum. İlgim yok. <laughs> Tabii ki sorunuz hazır olacak. Şirket hakkında, pozisyon hakkında, strateji hakkında, planlar hakkında her zaman sorular olsun. Asla ve asla geç kalmayın. Hiçbir nedeni geçerli değil. Trafik mi vardı? Aman İstanbul'da trafik mi vardı? <laughs> çok şaşırdım. Her zaman trafik var. Yani çok erken çıkın. Çok erken varın ve orada gazete okuyabilirsiniz. Kesinlikle yakalı gömlek ve kravat takın. Yani emin değilseniz eğer yani dress yani işte giyim kodu giyim tarzı nasıl orada e, fazla şık olun. Yani fazla şık olmak hatta olamaz. Eee... Görüşeceğiniz insanın ismini bilin, araştırın. Mesela benim ismim Steve, Steven. Herkes bana Stefan, Stefan, Stefan falan diyor. Ee, tabii ki beni rahatsız etmez ama bazı insanlar rahatsız olur. Ee, yani özellikle ve özellikle son tavsiyem... ...olumlu, başarılı bir sonucu hayal edin. Pozitif düşünce gücü gerçekten gerçek bir şey. <laughs> yani düşünün ki başarılı olacağım. Düşünün ki burada çalışmaya başlayacağım o şekilde. Ve tekrar söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle mülakattan sonra e, teşekkür e-mail atın. Ya da WhatsApp'tan ya da bir, bir LinkedIn'den bir şekilde bir teşekkür e, teşekkür mektubu yani e-mail'i, WhatsApp'ı göndereceksiniz. Yani benden bu kadar mülakat teknikleri için e, sorularınız varsa er her zaman bekliyorum steven.moroz.gedik.edu.tr ve e, haftaya görüşmek üzere.